Hepinize yeniden merhaba. Bugün sizlere Jüpiter'in transitinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Jüpiter 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'na ilerleyecek ve önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar, 10 Haziran'a kadar da bu burçta kalacak. Dolayısıyla bu dönemde değişen gündem ve fırsatlar söz konusu. Bildiğiniz gibi Jüpiter daha çok büyüme, genişleme, öğrenme ve zenginleşme ile alakalı bir gezegen. Hatta müşteri olarak adlandırılıyor. Eski Türkçe'de Jüpiter'e müşteri demişler. Demek ki böyle tek tek dükkanları dolaşan belki zengin bir müşteri gibi olabilir. Fakat bu gezegenin böyle hareketi ne Mars gibi, Merkür gibi çok hızlı, ne de Satürn gibi de çok yavaş değil esasında. Böyle kendi makamında son derece öyle heybetli bir şekilde yavaş yavaş ortalama bir yılda bir burcu ilerliyor. Nadiren daha hızlanıyor. Bu Kepler'in biliyorsunuz yasalarıyla alakalı dünyaya, yani çünkü gezegenlerin biliyorsunuz iki tane odağı var, elips yörüngedeler. Dolayısıyla bazen astronomik olarak çok daha hızlı hareket ettiği oluyor 12 yılda bir. Fakat genel olarak dediğimiz gibi bu dönemde Jüpiter İkizler Burcu'nda yer alacak. Bu ne anlama geliyor, ne gibi fırsatlar getiriyor, ne gibi durumları öne çıkarıyor, biraz bundan bahsedelim. Şimdi tabii Jüpiter hangi burçta ilerliyorsa o burcun konularını daha canlı, daha hareketli, daha büyük, daha fazla abartma ve geliştirme yönünde esasında bir takım şeyler getiriyor. Dolayısıyla o burcun konularıyla ilgili bir hareketlilik, kendine güven ve daha dışa dönük olarak o özellikleri ortaya koyuyor. Ve ikizlerde Jüpiter bildiğiniz gibi çok meraklı, hareketli, canlı, genç ruhlu bir yapıyı esasında anlatır. İkizler biliyorsunuz her şeyi böyle öğrenmeye çalışan, sürekli olarak hareket halinde olan bir burçtur. Jüpiter'in de burada iyi bir belki öğrenci tarafı olabilir, iyi bir eğitmen tarafı olabilir ve aynı zamanda ticari tarafı da güçlü olabilir. Çünkü biliyorsunuz ikizler böyle fırsatlardan yararlanabilen, anında kavrayabilen, olayları daha pratik zekasıyla halledebilen, çözebilen bir burç. Dolayısıyla Jüpiter ikizlerde aynı zamanda böyle pratik çözümler, hızlı çözümler, kimi zaman da tabii biraz fırsatçılığı da anlatıyor olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi ikizler hafif bir burçtur. Çok fazla içinde yargılama söz konusu değildir. Daha çok fırsatlardan yararlanma söz konusudur. Jüpiter'in tabii daha ağırlığı olan bir gezegen esasında. Jüpiter bildiğiniz gibi Yay burcunda, Balık burcunda yöneticiliği var. Dolayısıyla ikizlerin bu hareketli ve hafif ortamında, yüzeysel ortamında çok fazla derinleşmiyor. Çok fazla ahlaki değerlendirmeler yapmıyor esasında. Yapmadığı için de tabii fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. İyi bir tüccar olabilir, iyi belki fırsatlardan yararlanabilir. Dediğim gibi Jüpiter İkizler Burcu'ndayken esasında bu dönemde içinde eğitimin olduğu konular, içinde ticaretin olduğu konular, halkla ilişkilerin olduğu konular, medyaya ait konular, gazetelere, gazetecilere yönelik konularda daha fazla hareketlilik, yenilenme ve daha fazla şeylerin ifade edilme imkanı da söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu transit genel olarak ticareti ve hareketliliği, eğitimi, akademik konuları, medyayı özellikle öne çıkarıyor. Ulaştırmayı ve ticareti de öne çıkarıyor. Fakat tabii şöyle bir durum var, dediğim gibi Jüpiter İkizler Burcu'nda zararlı durumda. Dediğimiz gibi bazen de çok kalıcı sonuçlar üretmeyebiliyor. Mesela Jüpiter toprak elementinde olduğunda
mesela Boğa'da olduğu gibi belki daha somut konulara odaklanma imkanı verirken, Jüpiter ikizlerde belki çok konuşuyor olabilir ama onu çok belki yerine getirmiyor olabilir. Yani günün sonunda Jüpiter ikizleri terk ettiğinde belki gündemimizde sadece bir takım düşünceler kalıyor da olabilir. Dolayısıyla Jüpiter ikizlerde bir miktar dediğim gibi dağılma ve çok yöne dağılma, her şeyi biraz öğrenme, her şeyi biraz merak etme, çok hareket etme ama dağılma eğiliminde, somut sonuçlar üretmekten uzak kalabilir. Bunun yanında bu dönemde özellikle Jüpiter ikizlerdeyken bildiğiniz gibi Satürn de balık burcunda ilerliyor. Dolayısıyla Satürn Jüpiter'in üzerinde büyük bir baskı kuracak. Yukarıdan balık burcundan ona kare açı yapacak. Hatta bu tarihleri de söyleyelim, 20 Ağustos'ta ilki gerçekleşiyor ikizler burcundayken, Jüpiter ikizlerdeyken. İkincisi de 25 Aralık'ta. Şimdi buna tabii dikkat etmek lazım. Çünkü Jüpiter ikizlerde dediğiniz gibi bir büyüme, hareket etme, öğrenme, kendini geliştirme imkanları sunuyor belki. Ama bu 20 Ağustos civarında ve 25 Aralık civarında bu beklentiler tam istediğimiz gibi istikrarlı gitmeyebilir. Özellikle iş hayatındakiler, yani iş yapanlar, yatırım yapanlar, piyasalarda aynı zamanda yatırım yapanlar, yani hem hisse senedi piyasası olabilir bu, genel olarak dünya ekonomisinde de bunu görebiliriz. Bu dönemlerde para ve yatırımlarla ilgili konuların daha riskli olduğu, daha sıkıntılı olduğu, daha dengesiz olduğu koşullar söz konusu olabilir. Çünkü Satürn Jüpiter'in üzerine bir baskı getiriyor, bir sınırlama getiriyor. Dolayısıyla bu dönemlerde şansımızı da çok da aşırı zorlamamak, bu yatırımlarla ilgili, parayla ilgili, ekonomiyle ilgili konuları biraz daha öngörülü bir şekilde, daha önlemci bir şekilde kullanmak yerinde olacak. Bunun yanında 14 Ağustos civarı çok hareketli. Orada Mars'ın da İkizler Burcu'nda Jüpiter'le birleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu Ağustos'un ortasında, 14 Ağustos civarında çok fazla yüksek enerji ve hareketlilik ve risk alma eğilimi var. Genelde Mars-Jüpiter açıları bir kraliyet işaretidir. Yani yüksek enerji, askeri konularda başarı ve daha böyle hevesli ve heyecanlı, öne çıkma koşullarını, parlama, dikkat çekme, fırsatları değerlendirme imkanlarını anlatır. Çünkü Jüpiter fırsat demektir. Mars ise karar vermek demektir, aksiyona geçmek demektir. Bu ikisi bir araya geldiğinde esasında hızlı karar verme, hızlı eyleme geçme, fırsatlardan yararlanma söz konusu olabilir. Fakat dediğim gibi o günlerde aynı zamanda 20 Ağustos civarında Satürn'ün de baskısı olduğu için koşullar çok da düşündüğümüz kadar kolay olmayabilir. Çok dikkatli davranmak gerekebilir. Bunu da altını çizelim. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hani ticareti, hareketi, belki eğitimi ya da fikirlerimizle ilgili konuları çok fazla öne çıkaran, biraz böyle harlandıran, hareketli kılan koşullar var ama bir yandan da dediğim gibi daha fazla sıkıntı ve problem çıkaran durum da var Satürn'ün balıkta olmasından dolayı. Bu bir miktar tabii dünyada bence ahlakla ilgili, vicdanla ilgili, sosyal kabullerle ilgili, inançlarla ilgili konuların da test edileceğini gösteriyor. Çünkü Jüpiter ikizlerde dediğimiz gibi düşük durumda, daha hareketli, daha fırsatçı bir durum anlatıyor. Satürn ise engelliyor. Bunun yanında bir de tabii Jüpiter'in hareketinde bir mutlaka bir geri dönme ve tekrar düze dönme hareketi olacak. Jüpiter 9 Ekim 2024'te İkizler Burcu'nda geri dönecek. Bu 9 Ekim'e yakın günler tabii Jüpiter'in konularını daha fazla, bu anlattığımız konuları daha fazla hareketlendirip öne çıkarabilir. 4 Şubat 2025'ten itibaren de
tekrardan Jüpiter'in düzeleceğini göreceğiz. Tekrardan toparlanma aşamasına girecek. Şimdi ben sizlere burada bu Jüpiter'in getirebileceği bir takım imkanları, fırsatları ve genel koşulları yükselen burçlarınıza göre kısa kısa anlatacağım. Tabii bunlar genel değerlendirmeler. Altını çizeyim. Bunu güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Genel olarak yükselen burca göre olmakla beraber güneşe göre de dinleyebilirsiniz. Fakat dediğim gibi eğer zaman yöneticiliği mesela sizin bu seneki zaman yöneticiniz Jüpiter'se bunlar daha da belirgin olabilir. Eğer Jüpiter zaman yöneticisi değilse belki aylık yönetici olduğu dönemdeki etkilerini belki daha fazla belli bir ayda ortaya çıkabilir bu etkiler. Ve bunu dediğim gibi genel olarak bir yıla yayılan temalar olarak söyleyelim. Fırsatların, gelişmenin, hareketliliğin nereden geldiğini kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Şimdi yükselen koçlar açısından baktığınızda bu hareketliliğin daha çok eğitim alanında bir şeyleri yazmak ve çizmekle ilgili konularda. Bu arada bugün saatimiz Koç burcu için çaldı. Evet, tam da Koç'un ortasına denk geldi. Belki de daha da iyi bir şey, şansa işaret ediyor olabilir. Evet, biraz bekleyelim belki de kısaca. Şöyle, şimdi Jüpiter Koç burcu açısından bakıldığında daha çok hareketin ve iletişimin, eğitimin, bir şeyleri tasarlamanın, kafaca uğraşların özellikle daha hareketli olduğu bir döneme işaret ediyor. Demek ki özellikle öğrenci olanlar, yani yaş almış da olsalar yeni bir şey öğrenenler, bir dil öğrenenler, yeni bir yetenek geliştirenler açısından, bir şeyleri yazmak, çizmek, tasarlamak açısından Jüpiter'in bu dönemde daha büyük bir hareketliliği getireceğini, daha fazla iletişim, daha fazla yeni fikir ve yetenekleri ortaya sergilemek açısından fırsatlar getireceğini söyleyebiliriz. Bu yolculukları arttırabilir, işle ilgili ziyaretleri, hareketleri arttırabilir, kardeşlerle ilgili konuları daha fazla hareketlendirebilir aynı zamanda. Burada tabii imkanlar daha çok zihinsel düzeyde olacaktır. Yani elle tutulur belki çok somut olmayabilir ama yine de bu konunun bir takım görüşmeleri, bir takım ticari konuları, anlaşmaları olumlu yönde geliştirebilir aynı zamanda. Ve dediğim gibi özellikle eğitim alanında, öğretim alanında daha çok tasarım aşamasındaki konuları kolaylaştırıyor. Ancak tabii böyle bir dönem bir yandan da yükselen koçlar açısından bakıldığında o Satürn'ün etkisi nedeniyle çok da fazla kontrol edilemeyen konuları da zaman zaman gündeme getirebilir. Yani yükselen koçların çok kontrolünde olmayan durumlar ya da bazen gizli kalan konular bu fırsatları zaman zaman engelleyebilir, bekletebilir, geciktirebilir, bir takım karışıklıklara da neden olabilir. Yükselen boğalar açısından baktığımızda ise bu dönemde özellikle para konusunun, kazançları ilgilendiren konuların, gelirleri ilgilendiren konuların ve aynı zamanda harcamaları da ilgilendiren konuların daha fazla öne çıkacağı anlaşılıyor. Esasında Jüpiter diyor ki, yani bu bir yıl boyunca zaten Jüpiter boğadaydı bildiğiniz gibi ve genel olarak bir kolaylık, fırsatlar ve ilerleme noktası çıkarmış olabilir, öne çıkarmış olabilir boğalar açısından. Şimdi bu yeni dönemde baktığınızda belki paraya dönüştürülebilecek olan yetenekleri daha fazla geliştirme olanağı getiriyor olabilir Jüpiter. Yani dolayısıyla iş yeteneklerini, iş hayatındaki kapasiteleri ve imkanları daha fazla kullanma fırsatı getirebilir. Bu aynı zamanda eğitim hayatına da destekler yine getirecektir. Özellikle dediğim gibi destek bulmak, para konusunda, kaynak bulmak konusunda bir takım olumlu imkanlar var. Ancak dediğim gibi bu zaman zaman gelecek yönünde bir hedef yönünde, bir ümit yönünde, beklenti yönünde bazı kaynakların
yine de sınırlı kaldığını gösteriyor olabilir. Ya da iş hayatında belki bir grup çalışması içinde, iş ortamında onları bir ölçüde sınırlayan başka konular var ise ki bu olabilir. Bu durum biraz para konularında daha dikkatli, ölçülü davranmaya, yatırım aşamasındaki konularda o risk değerlendirmesini özellikle doğru bir şekilde yapmaları gerektiğini gösteriyor. Genel olarak Jüpiter, yükselen boğalar açısından dediğin gibi yetenekler alanını, para konularını, daha çok nakit durumdaki kaynakları, ceplerindeki para durumunu daha fazla kullanma, değerlendirme yönünde bir takım fırsatlar sunuyor. Yükselen ikizler açısından tabii bu özellikle önemli bir süreç. Şimdi baktığınızda yani Jüpiter'in 26 Mayıs'tan itibaren ikizler burcuna geçeceğini düşünürsek yeni bir büyüme, öğrenme ve kendini geliştirme döngüsünün başladığını söyleyebiliriz. Çünkü ben bunu her zaman şöyle söylerim öğrencilere de, hani böyle başlangıç noktasından geçerken 2000 lira alınız. Hani böyle Monopoly oyununda böyle bir şey vardır, tekrar aynı başlangıç noktasına geldiğinizde bir bonus gibi görülebilir yükselen ikizler açısından bu. Bu bir kendine daha fazla güven bir kere anlatıyor. Kendisiyle yükselen ikizlerin kendi yetenekleriyle ilgili konularda bir hareketlilik ve bunu değerlendirme, iş konusunda değerlendirme, yeni adımlar atma konusunda değerlendirme olabilir, sağlık açısından olabilir, kimi zaman bir çocuğun doğumu olabilir bu. Dolayısıyla ikizler ve yükselen ikizler açısından, özellikle de yükselen ikizler açısından bakıldığında bunun yeni başlangıçlara işaret edeceğini, gerek eğitimle ilgili konular, yabancılarla ilgili konular, yolculuklarla ilgili konular, kendini geliştirme anlamında bir büyüme noktasına doğru ilerlediklerini gösteriyor. Ancak koşullar o kadar da kolay değil. Çünkü Satürn balık burcunda onların tepelerinde boza pişiriyor. Yani dolayısıyla böyle bir dönemde hem bir büyüme, öğrenme, kendini geliştirme imkanı var ama üstlerinde de çok fazla sorumluluk da var. Dolayısıyla bu dönemde özellikle ikizler, yükselen ikizler çok hareketli ama daha iyi plan yapmak, riskli durumları daha dikkatli yönetmek zorunda esasında. Ama kendine güvenmesi ve ilerlemesi yönünde belirli bir ilerleme, motivasyon da, destekler de, şanslar da söz konusu olacak. Şimdi yükselen yengeçler ve genel olarak yengeçler açısından baktığımızda Jüpiter'in ikizler burcundan geçmesi maddi olmaktan çok manevi anlamda bir ilerleme ya da bir gelişme, yeni bir aşamaya ulaşma anlamına geliyor olabilir. Bu transit yükseleni yengeç olanların ya da genel olarak yengeçleri de diyebiliriz ama yükseleni yengeç olanların esasında kendi iç dünyalarında ve kendi özel hayatlarında, kendi hayal güçlerinde, genel olarak psikolojilerinde bir arınma, bir çözülme ve biraz bekleme ve dinlenme gerekli olduğunu anlatıyor olabilir. Dolayısıyla böyle bir dönemde istedikleri fırsatlar, şanslar pek ortada olmayabilir. Yani sanki böyle Jüpiter, şans gezegeni diyelim, kapının arkasında duruyor. Siz onu göremiyorsunuz. Henüz göremiyorsunuz. Bir miktar beklemek gerekiyor diyor. Bir miktar içe dönmek gerekiyor. Sanki bu transit bir miktar inziva, yani daha fazla kendine dönme, iç gözlem yapma, bir takım kötü alışkanlıklardan kurtulma, bir takım olumsuzlukları da bertaraf etme, esasında bir içsel bir temizlenme getirebilir. Özellikle psikolojik anlamda, sağlıkla ilgili konularda bir miktar o şimdiye kadar gizli kalmış ve onları rahatsız eden şeyleri de temizleyip gönderebilir esasında. Ama böyle bir dönemde biraz tabii yükselen yengeçlerin içinde gizli olan şeylere ilgi de artabilir. Ama
Dediğim gibi burada esas nokta daha çok kafaca düşüncelerinde çok fazla malzeme var ama bunları dediğim gibi pratik anlamda uygulamaya sokmak için çok erken. Ancak işte Jüpiter Yengeç'e geçtikten sonra yani 2025'in 10 Haziran'ından sonra Jüpiter Yengeç'e geçecek. O zaman tabii ilerleme çok daha kolaylaşacak. Dolayısıyla yükselen yengeçler açısından bu dönemde bir miktar izolasyon olabilir, biraz içe dönme olabilir. Ayrıca yine de yükselen yengeçler yabancılarla ilgili konularda sorumluluklar alıyor olabilir. Belki içinde medyanın olduğu, eğitimin olduğu bir kitap yazmak olabilir. Bu konularla da daha fazla sorumluluk içinde de gözüküyor zaten. Biraz sanki olayların daha ruhsal, manevi yönlerine, fikirler ve inançlarla ilgili konuları daha çok özen göstermek durumunda kalacak gibi gözüküyor. Şimdi yükselen aslanlara bakalım. Yükselen aslanlar açısından bu transitin özellikle sosyal konulara, gruplara, arkadaşlıklara daha hareketli bir atmosfer getireceğini söyleyebiliriz. Yani böyle bir dönemde mesela bir takım sosyal aktiviteler, bazen siyaset dahi olabilir. Bir takım grupların içinde yer almak olabilir. İş hayatında takım çalışmaları çok daha hareketli, verimli ve daha belki samimi ve geliştirici de olabilir. Dolayısıyla yükselen aslanların geleceğe yönelik yeni beklentiler içinde olabileceklerini, bir takım planlar yapabileceklerini söyleyebiliriz. Bu özellikle güzel bir transittir. Aynı zamanda işten gelen bir takım imkanları da destekleyebilir. İşten gelen para konusunu kolaylaştırabilir. Aşk konusunu hareketlendirebilir. Sosyal konuları, ilişkileri hareketlendirebilir. Çocuklarla ilgili konuları dahi hareketlendirebilir. Ve genel olarak kaynakları iyi yönetmek için bir miktar daha bilinçli bir çaba da sarf etmek gerekiyor. Zira bu dönemde yükselen aslanların finansal alanda ya da eşlerinden kaynaklanan konular içinde de bakıldığında maddi konularda belirli krizleri, bir takım kısıtlamaları ya da yükleri var. Onları kariyer anlamında da zorlayan şeyler var. Ama sanki bu bir dışa dönme getirecek esasında daha fazla hareket, gruplar, geleceğe yönelik beklentileri de daha olumlu kılabilir. Bu gruplar eğitimle alakalı, dediğim gibi entelektüel uğraşlarla alakalı sosyal alanda daha pozitif, dışa dönük ve renkli bir tablonun da gündemde olduğunu gösteriyor. Yükselen başaklar açısından baktığımızda ise Jüpiter özellikle kariyer alanını, işle ilgili konuları aydınlatmakta, geliştirmekte, büyütmekte. Bu bazen bir evlilik anlamına da gelebilir ve bu evlilik onlara daha fazla imkan ve statü de getirebilir, zenginlik de getirebilir. Ya da iş hayatında bir ilerleme, terfi ve dikkat çekme anlamına gelebilir. Jüpiter'in bu transiti de bir yükselen başakların kendi düşüncelerini, fikirlerini daha pratik bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde ortaya koymalarını da gerekli kılıyor. Belki burada bunu daha iyi başaracaklar demek ki. Demek ki kendilerini anlatma ve fırsatları değerlendirme konusunda daha rahat hareket edebilecekler. Bu tabii diğer açıdan bakıldığında özellikle sosyal alanda ve iş hayatında bence yükselen başakların bu son zamanlarda 2023'ten beri zaten daha görünür hale geldiklerini, belirli adımlar attıklarını, kariyerleri konusunda bir ilerleme çizgisine doğru, bir rampaya doğru ilerlediklerini görüyoruz zaten. Dolayısıyla bu esasında yükselen başaklar açısından gerek yabancılarla ilgili konular, gerek eğitimle ilgili konular, iş hayatı, hedefler açısından daha fazla fırsatları değerlendirme ve öğrenme ve kendini öne çıkarma, bir takım aksiyonlar, bir takım girişimler içinde bulundukları bir döneme benziyor. Yükselen teraziler açısından ise bu transitin daha çok entelektüel düzeyde, zihinsel düzeyde onların hayat görüşlerini
geliştiren, canlandıran yeni bir takım eğitimler ya da kişilerle daha fazla karşılaşabileceğini gösteriyor. Bu noktada hani yükselen terazilerin esasında kendilerini geliştirme konusunda yeni alanlara açılabilirler. Belki bu konular yabancılarla da alakalı olabilir. Yurt dışı ile alakalı olabilir. Kültürel konularla alakalı olabilir. Edebi konu, yani daha çok içinde entelektüel konularla da alakalı olabilir. Bir öğretmen yoluyla, bir guru yoluyla daha çok şey öğrenebilirler. Hayata bakış açılarında, inançlarında bir ilerleme ve bir genişleme vurgusu da var aynı zamanda. Ama bir yandan da hani bu dönemde özellikle onları çaba sarf etmeye yönelten, özellikle iş hayatında çalışmayla ilgili konularda bir takım yükler, bir takım kısıtlamalar, bir takım öğrenilmesi gereken şeyler de var diyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde yükselen teraziler özellikle uygulama konusunda, düşüncelerini pratiğe aktarma konusunda biraz daha fazla çaba da sarf etmek durumundalar. Ama genel olarak bu süreç onlara, eğitim hayatında olanlara, öğrencilere daha fazla şeyle karşılaşma, imkanla karşılaşma, yolculuklar yapma, kendini geliştirme ve büyüme ve entelektüel anlamda büyüme imkanı getirebilir. Üniversite sınavları ile ilgili olumlu sonuçlar getirebilir. Akademik konularda bir takım imkanlar getirebilir. Tanınmalarını daha fazla arttırabilir. Özellikle medya içinde olanlar açısından bakıldığında uzaklar, eğitim, medya ile ilgili konuların desteklendiğini söyleyebiliriz. Yükselen akreplerle ilgili olarak da bu süreçte Jüpiter'in bu transiti esasında onlara finansal konulara daha fazla odaklanma ve bir takım imkanları, belki eşten gelen imkanları, belki yatırımlar yoluyla gelebilecek imkanları ya da içinde miras gibi, paylaşım gibi konuları daha fazla öne çıkaracak gibi gözüküyor. Şimdi bu tabii esasında Jüpiter'in bu transiti yükselen akrepler açısından pek de kolay bir transit değildir. Çünkü bildiğiniz gibi Jüpiter akrebin 8. evinde olacak. 8. ev yükselen burcu göremeyen bir ev. Dolayısıyla eskiler Helenistik astrolojide bu eve atıl ev adını vermişler. Bu ev daha çok böyle endişe yaratan konular, işte miras gibi konular, paylaşımlı konular, dönüşüm içeren konular, krizleri de anlatan bir ev. Dolayısıyla böyle bir dönemde yükselen akrepler açısından imkanlar dediğin gibi eşten gelebilir, ortaklı konulardan gelebilir, belki miras yoluyla gelebilir ama bu çok da böyle kafaca rahat bir dönem olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Jüpiter asendantı görmüyor. Dolayısıyla bu dönemde biraz finansal konuları yönetmek, biraz ilişkilerde güven tesis etmek, kendini başkalarıyla ilgili konularda daha fazla çaba sarf ederken bulabilir akrepler. Bu yatırımları dediğim gibi destekleyebilir. Belki yeni borçlanma imkanını getirebilir. Belki bir borç altına girmeye de neden olabilir. Dolayısıyla biraz finansal konuları daha iyi yönetmek gerekiyor. Zaten bu dönemde yükselen akreplerin hayattan zevk alma konusunda bir miktar kendilerini daha kısıtlı, yüklü, monoton hissediyor olabilirler. Dolayısıyla burada tema daha çok işle ilgili konulara, yatırımla ilgili konulara, belki harcamaları arttıran konulara daha fazla vurgu var. Finansal konuları, mali konuları daha iyi yönetmeye bir ihtiyaç var. Muhtemelen bu transit aynı zamanda yükselen akreplerin gizli olan şeylere ilgisini de arttırabilir. Metafizik konulara belki daha fazla yönelebilirler. İçinde araştırma olan konulara da daha fazla zaman ayırabilirler ya da yeni ilgi alanları bu konularda belki daha fazla geliştirmeye başlayabilirler. Yükselen yaylar açısından ise
Bu transit tabii özellikle ilişkiler konusuna, evlilik hayatına, içine aileyi ve ortaklık konuları alan tüm konulara büyük bir hareketlilik getirmekte. Bu transit tabii beklentileri de yükseltmekte aynı zamanda. Bu kimi zaman bir tanışma olabilir, bir evlilik de olabilir. Ama iş hayatında da aynı zamanda yeni imkanlar, fırsatlar, teklifler, ortaklıklar anlamına gelebilir. Karşılarında yabancılarla ilgili yabancı bir kişi olabilir. Ya da bir öğretmen olabilir. Onları geliştirebilecek ya da onlara bir takım yol gösterebilecek imkanlar ya da insanlar olabilir. Dolayısıyla yükselen yaylar açısından bu dönemde bir miktar böyle bir takım şeyleri hasat etme, yani sonuç alma söz konusu olabilir. Bir ortaklı alanda büyüme fırsatları söz konusu olabilir. Eşleriyle ilgili konular da onlara destek getirebilir. Yani bu dönemde kendileri belki bir şey yapmasa bile eşleri nedeniyle ya da eşin daha iyi duruma gelmesiyle ya da eşin hayatında yaşanan hareketlilik belki onları da destekleyebilir onlar yardımıyla. Ve tabii yükselen yayların bu süreçte evde ve ailevi konularda, aileyi ilgilendiren konulara daha fazla yükleri de var. Dolayısıyla bunlar hep bir içinde ailenin ne olduğu konular, eve ait konular, eşe ait konuların çok hareketli olduğu, iki tarafı da iyi yönetmeyi gerektiren, iş açısından da, aile açısından da, ilişkiler açısından da önemli ve hareketli bir dönemin olduğunu gösteriyor bize. Yükselen oğlaklar ise burada tabii özellikle iş hayatıyla ilgili konularda, çalışma hayatını ilgilendiren konularda yeni bir döngüye, yeni bir hareketliliğe girebilir. Genelde bu transit yükselen oğlaklar açısından iş ve iş anlamına geliyor. Çok fazla rahat ettikleri bir dönem olmayabilir. Hani böyle keyif yaptıkları, tatile gittikleri, rahat ettikleri, gevşedikleri bir dönem değil. Daha çok bu hizmet odaklı konular, çalışma hayatını ilgilendiren konular, kendi düzen ve sağlıklarını ilgilendiren konulara da bir miktar önem vermek gerekebilir. Yani Jüpiter burada biraz yükselen oğlakları köle gibi çalıştıracak esasında. Bu yeni bir iş bulmak anlamında iyi olabilir. Ayrıca iş hayatında bir eğitim yine imkanı olabilir. İş hayatın içinde yabancıların olduğu bazı imkanlar olabilir. Daha çok dediğim gibi somut konulara, pratik olmaya, organize olmaya, daha fazla çalışmaya özellikle işaret ediyor. Çalışma ortamında bir hareketlilik ve daha fazla fırsat ve kendini geliştirme imkanı getirebilir. Ki yükselen oğlakların esasında bu dönemde hep kafaca sorumlu olduklarını, dikkatli olduklarını, kafalarında, yakın çevrelerinde, düşünce bazında, iş bazında da onları zihinsel anlamda meşgul eden pek çok yükün de olduğunu zaten görüyoruz. Yükselen sakalara bakalım. Şimdi yükselen sakalar ve genel olarak sakalar açısından bu transitin daha hareketli, daha eğlenceli, daha pozitif ve biraz hayattan memnun olmak ve daha belki zevk almak açısından olumlu tarafları olduğunu söyleyelim. Şimdi genelde sakalar çok böyle ben böyle yaparım, bu dağları ben yarattım, bunları hep ben yaptım işte ben pek demezler. Yani daha çok paylaşma, daha çok herkesle beraber bunu yayma amacındadırlar. Ama bu dönemde yükselen sakaların bir miktar kendi başarılarını, kendi mutluluklarını daha fazla sahiplenmeleri, hayata daha pozitif, daha merkezden bakmaları kolaylaşıyor esasında. Dolayısıyla hayatın içinde onları mutlu eden şeyler, aynı zamanda aşk hayatındaki gelişmeler, hayatta onları mutlu eden beraberlikler, sevgi konusu, ayrıca çocuklarla ilgili olumlu gelişmeler, belki bazen bu bir çocuğun doğumu da olabilir. Onları dediğim gibi hayatta keyifli ve mutlu kılan konular, yaratıcılık içeren konular, belki yeni hobiler, belki bir takım aynı zamanda ödüller, daha fazla alkış alacaklar, daha fazla dikkat çekecekler. Yaşam enerjilerinde bir büyüme, yükselme var. Bu tabii biraz harcamaları da zaman zaman arttırabilir.
böyle bir dönemde esasında yükselen sakaların parasal konularda daha ciddi düşündüğünü, daha gerçekçi olmaya çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla zaman zaman harcama konusunda, yatırım konusunda, içinde spekülatif durumlar olduğunda, mesela borsalarla ilgili konular, yatırım içeren konular, buralarda biraz daha ölçülü, biraz daha kontrollü olmak, daha dikkatli olmak da faydalı olacak. Yani bir takım riskler, bir takım şanslar var ama riskleri de iyi hesap etmek gerekiyor bu kazançları somut hale getirmek açısından. Ve yükselen balıklar açısından da baktığımızda bu transitin onlara evde ve ailede, ailevi konularda bir büyüme, genişleme, öğrenme, daha fazla şey tecrübe etme imkanı getirecek. Bu yine dediğim gibi bir evde büyüme olabilir, bir çocuğun doğumu olabilir, ailede olumlu gelişmeler olabilir, evde bir büyüme olabilir, yeni bir yere yerleşme olabilir, bir hareket halinde olabilirler, bir taşınma halinde de olabilirler. Bu dönemde aileden gelen, evden gelen ve aynı zamanda kökleri içine alan ataları, bazen dedeleri, babayı, anneyi, oralardan gelen konular, toprakla ilgili konular ya da belki yatırımlar, toprakla ilgili yatırımlar, gayrimenkulle ilgili konular, buraları Jüpiter'in son derece hareketlendireceğini görüyoruz. Dolayısıyla evde çok hareket var. Bazen evde bir çalışma, yine evin içinde onları meşgul eden bir konuyla da daha fazla meşgul olabilirler. Hani iş olmaya da bilir bu. Ama kendi özel hayatlarına, kendi iç dünyalarına daha fazla yönelme imkanı var. Evde dediğin gibi olumlu gelişmeler söz konusu. Zaten bu süreçte yükselen balıklar çok sorumluluk alıyorlar. Yani 2023'ten beri hayatlarını bir toparlama, ciddi anlamda kendi sınırlarını çizme noktasına geldiler. Çünkü balıklarda hep bir dağılma havası vardır biliyorsunuz. Satürn onları dedi ki sen dedi şimdi buraya otur dedi. Yani burada otur bir bakalım, bir şeylere bir konsantre ol, kendini bir toparla dedi. Bir noktada biraz o yükler de tabii daha fazla üstlerinde duruyor. Ve bu dönemde demek ki biraz kendi özel hayatlarını, iç dünyalarını, ailevi konuları daha fazla esasında hareketlendirip orada daha çok şey yapabileceklerini, yeni temeller atabileceklerini de söyleyebiliriz. Evet, bu videoda sizlere Jüpiter'in ikizlerdeki yolculuğundan bahsettim. 26 Mayıs'ta pek yakında diyelim. Jüpiter ikizlerde olacak 10 Haziran 2025'e kadar ve tabii bu bir miktar dünya açısından da hareketli, çok karışık çünkü ekonomi açısından, piyasalar açısından, kaynakları kullanmak açısından biraz daha zorlu bir dönemi işaret ediyor. Jüpiter'in hem ikizlerde dediğim gibi düşük olmasından, zararlı olmasından hem de Satürn'den gelen kare açı nedeniyle üstüne bir takım biraz da baskılar olacak. Dolayısıyla biraz kemerlerimizi daha iyi bağlamak, sıkı tutmak durumundayız. Genel olarak söylüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler.